ile çalışmaya başlamadan önce günlük yapmamız gereken bazı kontrollerimiz vardır. Makineyi çalıştırmadan önce ilk yapacağımız olay motor yağını kontrol etmek, radyatör suyunu kontrol etmek, hidrolik sistem yağını kontrol etmek. İlk önce motor yağını kontrol etmemiz için kaputu kaldırıyoruz. Kaputu kaldırdıktan sonra yağ kontrol çubuğumuz vardır. Burada şu çubuk. Bunu çekiyoruz. Çektikten sonra yağımıza bakıyoruz ve bir bez yardımıyla siliyoruz. Şu iki çizgi arasında olması gerekiyor en az seviyenin. Şimdi tekrar yerine takıp seviyeyi kontrol edeceğiz. Evet. Görüldüğü gibi iki çizginin ortasında. Bu yağ seviyesini kontrol ederken mutlaka forkliftin düz bir zeminde olması gerekiyor ki yağın seviyesini doğru kontrol edelim. Şimdi gel böyle hidrolik sistem yağ seviyesini kontrol edeceğiz. Onu da şuradan şöyle çek. Nerede olduğu belli olsun. Şu. Çıkartıyoruz. Bunu da siliyoruz. Bunda da maksimum minimum seviye var. Sonra tekrar yerine takıp çıkartıyoruz. Ve yağımızın olduğunu görüyoruz. Motor kapısını kapatıp bu sefer radyatör su seviyesine bakacağız. Radyatör su seviyesine bakmak için de bu kapakları, burada da var bir tane, bunları söküyoruz. Ondan sonra bu kapağı alıyoruz. Radyatör kapağını açarken dikkat etmemiz gerekiyor. Yavaş yavaş açıyoruz, havasını alarak. Açıp çıkartıyoruz. Buradan su seviyesini kontrol ediyoruz. Su burada radyatör peteğinin üstünde olması gerekiyor. Eğer ki peteğin altına indiyse mutlaka su takviyesi yapmamız gerekebilir. Bu kontrolümüzü de yaptıktan sonra suyumuz da tamamsa tekrar kapağı yerine oturtup güzelce sıkıyoruz ve kapatıyoruz. Muhafaza kapağını da takıyoruz ve radyatör muhafaza kapağını yerine yerleştirdikten sonra vidalarını sıkıp kapatıyoruz. Ve günlük motor yağ kontrolü, hidrolik sistem yağ kontrolü ve radyatör su kontrolünü yaptıktan sonra işimize başlayabiliriz.